İkinci Kılıç Arslan'ın 11 oğlunu ülkenin çeşitli yerlerine melik olarak tayin etmesi, devletin henüz istikrara kavuştuğu bu dönemde bir buhrana yol açar. Sivas Aksaray Meliki olan Melikşah, kendisini zorla veliaht tayin ettirdikten sonra kardeşlerinin topraklarını almak için mücadeleye başlar. Melikşah, önce Malatya Meliki Kayser Şahı, sonra babası 2. Kılıç Arslan'ı da zorla yanında götürerek Kayseri Meliki Sultan Şahı kuşatır. İkinci Kılıç Arslan önce Sultan Şah'a sonra ise Ulu Borlu Meliki Keyhüsrev'e sığınır. Bu arada Melik Şah Konya'ya girip kendisini sultan ilan eder. Bunun üzerine Keyhüsrev ikinci Kılıç Arslan'la birlikte Melik Şah'ın üzerine yürür ve ikinci Kılıç Arslan tekrar tahta oturur. Kılıç Arslan bunun üzerine Keyhüsrev'i veliahtı tayin eder. İkinci Kılıç Arslan'ın ölümüyle de Türkiye Selçuklularının başına Keyhüsrev geçer. Bu konuyla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar 1. Gıyasettin Keyhüsrev, 2. Süleyman Şah, Gürcüler, Saltuklular, Melikler, Latinler ve Kıbrıs Haçlıları şeklinde sıralanabilir. Bu programı izledikten sonra şehzadeler arasındaki taht kavgalarının sonuçları neler olmuştur? Keyhüsrev'in birinci saltanat dönemi nasıl gerçekleşmiştir? İkinci Süleyman Şah ülkede merkezi otoriteyi yeniden nasıl kurmuştur ve Keyhüsrev'in ikinci saltanat döneminde neler yaşanmıştır sorularına cevap bulabileceksiniz. 1192'de başa geçen Keyhüsrev kendisine tabi olmayan ancak tahtında doğrudan hedef almayan kardeşlerine karşı herhangi bir harekete girişmemiştir. Görünürdeki en büyük tehlikesi olan Melikşah'ın ölmesi de Keyhüsrev'in daha rahat hareket etmesine imkan vermiştir. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev, Bizans'a yönelik bir siyaset takip etmeyi tercih etmiştir. Keyhüsrev, Bizans İmparatoru II. İsakios'un zayıf imparatorluk döneminden yararlanarak topraklarını fetihlerle genişletir. 1196'da Menderes Havzası'na girer, Ladik ve Honaz'ı fetheder. Taht kavgalarına dahil olmayan Tokat Meliki II. Süleyman Şah ise Karadeniz kıyılarında fetihlere devam eder ve Samsun'u alır. Melik Şah'ın ölümüyle ise Sivas, Kayseri ve Aksaray'ı alır. Ankara Meliki Mesut ile karşı karşıya gelen Süleyman Şah, Ankara ile birlikte bazı yerleri Mesut'a bırakarak anlaşmaya varır. Daha sonra ordusuyla Konya'ya gelir ve şehri kuşatır. Keyhüsrev, 4 ay süren kuşatma sonrasında kendisinin, ailesinin ve Mahiyetin'in canına dokunulmaması ve istediği yere gitmesine izin verilmesi kaydıyla tahtı Ekim 1196'da Süleyman Şah'a terk eder. Keyhüsrev, önce Akşehir yoluyla İstanbul'a iltica etmek ister. Ancak Konya'nın Ladik köyünde kendisine saldırılınca Larende yani Karaman istikametine döner. Bu arada Keyhüsrev'in oğulları da babalarının yanına gönderilirler. Keyhüsrev önce Kilik ya da 2. Leon'a, daha sonra Elbistan Meliki Ağabeyi Tuğrul Şah'a, oradan da Malatya Meliki Kayser Şah'a uğrar. Daha sonra ise Halep Eyyubi Melik'inin, Amit Artuklu Bey'inin, sonra da Ahlat Şat Bedrettin Aksungur'un yanına gider. Nihayet Samsun'a gelen Keyhüsrev buradan bir gemiyle İstanbul'a doğru yola koyulur. 3 Ekim 1196'da tahta oturan Süleyman Şah'ın ilk icraatı kardeşleri Berk Yaruk Şah ve Argun Şah'tan Niksar ve Amasyayı almak olur. Daha sonra Elbistan Meliki Tuğrul Şah, II. Süleyman Şah'a tabiyetini bildirir. Böylece Ankara Meliki Mesut ve Malatya Meliki Kayser Şah dışında kardeşlerin elinde bölünmüş olan ülke büyük ölçüde yeniden birleştirilmiş olur. Bu arada Süleyman Şah'ın kardeşleriyle olan saltanat mücadelesinden faydalanmak isteyen Bizans İmparatoru 3. Alexios Angelos, Konstantin Frankopoulos'un komutasında olan küçük bir deniz kuvvetiyle Samsun Limanı'nı yağmalar ve bölgenin ticaret trafiğini felç eder. Angelos daha sonra Selçuklu Sultanı ile savaşacak güçten yoksun olduğu için anlaşmayı kabul eder ve malları yağmalanan tüccarların zararını tazmin eder. Selçuklu'ya da yıllık vergi ödemeyi kabul eder. İkinci Süleyman Şah, 1199'da Ermeni hükümdarı Leon'a karşı Kilikya seferine çıkar. Bu sırada Ermeni hükümdarı Leon'la anlaşmazlığı olan Oşin adlı bir Ermeni reisiyle işbirliği yapar. Bunun doğrultusunda ikinci Süleyman Şah, Oşin'in kuvvetleriyle birlikte Ermenileri işgal ettikleri yerlerden Torosların ötesine sürüp atar. Kilikya bölgesi Adana'ya kadar istila edilir. Leon bu durumdan dolayı barış ister ve yıllık vergi vererek Selçuklulara tabi olmayı kabul eder. İkinci Süleyman Şah, 1201'de Eyyubilere dayanarak kendisine itaat etmeyen kardeşi Malatya Meliki Kayser Şah üzerine yürür ve Malatya'yı zapt eder. Bunun sonrasında ise Gürcistan'a yapacağı sefer için başta Erzincan Mengücek Beyi, Behramşah, Saltuklu Beyi, Melikşah ve kardeşleri olmak üzere bölgedeki emirleri yardıma çağırır. Elbistan Meliki Tuğrulşah ve Behramşah derhal Süleyman Şah'a katılırlar. Ancak Saltuklu Beyi Süleyman Şah'ın huzuruna gelmez. Süleyman Şah bunun üzerine Erzincan'dan Erzurum'a doğru harekete geçer. 1202'de Erzurum'u alır ve Saltuklu Hanedanı'na son verir. Burayı da Elbistan'ı kendisine bırakması karşılığında kardeşi Tuğrul Şah'ın idaresine verir. Tüm bunlar doğrultusunda Süleyman Şah, Ankara Meliki Mesut haricinde Selçuklu ülkesinde birliği kurmayı başarmış, Bizans İmparatorluğunu ve Kilikya Ermenilerini vergiye bağlamış, Harput, Artuklu, Erzincan ve Divriği Mengücek beylerinin tabiyetini devam ettirmiş ve Saltukluları ilhak etmiştir. İkinci Süleyman Şah'ın Gürcistan'a bir sefer yapmasının önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Süleyman Şah, Kraliçe Tamara'ya bir elçiyle birlikte çok tehditkar bir mektup gönderir. Süleyman Şah'ın savaş ilanını değerlendiren Gürcü Kraliçesi savaş hazırlıklarını tamamlar ve Gürcü ordusu Kars'ta bir gün kaldıktan sonra Erzurum istikametine doğru harekete geçer. İki ordu Pasinler-Sarıkamış arasında Micingert Kalesi önünde karşılaşır. Savaş sonrasında Süleyman Şah Erzurum'a doğru çekilmek zorunda kalır. Bununla birlikte Tamara'da Selçuklular kadar olmasa da büyük kayıplar verir. Dolayısıyla bu yenilgi Süleyman Şah'ın iktidarını sarsacak bir etki yaratmaz. Hatta Selçuklu Devleti'ne tabiyetten ayrılan olmadığı gibi Hısnı Keyfa ve Amit Artuklu Bey'i ile Eyyubilerden Sümeysat Hakimi Melik Eftal da bu tarihten sonra Süleyman Şah'a bağlılıklarını bildirmişlerdir. 1203 yılında ise 2. Süleyman Şah, Ankara Meliki Mesut'un Gürcistan Seferi Yenilgisinden faydalanmasına imkan vermeden Ankara'yı kuşatır. Mesut bir yıldan fazla kuşatma altında kalan Ankara'yı 1204 yılında teslim eder. İkinci Süleyman Şah ise anlaşmaya uymayıp Mesud'u oğulları ile birlikte öldürtür. Bu sırada 4. Haçlı Seferi başlar. Haçlı orduları Kudüs Krallığı'nı kurtarmak amacıyla Mısır'a gitmek için İtalya'da toplanmaya başlar. Fakat Venediklilere taahhüt edilen gemi ücretleri ödenmediği için İtalya kıyılarında bekletilirler. Bu sırada Haçlılardan Bizans'ta yaşanmakta olan taht kavgasına yardım etmelerinin istenmesiyle seferin yönü İstanbul'a çevrilir. Alexios adlı bir Bizanslı, babası Isaacios ile birlikte tahta geçmesi durumunda kiliselerin birleştirilmesi Haçlı seferine para ve askeri yardım vaadinde bulunur. Bunun üzerine Haçlı ordusu 3. Alexios'u tahttan indirmek üzere İstanbul'u kuşatırlar. 3. Alexios imparatorluğu bırakıp kaçar ve tahta amacına ulaşmış olan 4. Alexios geçer. Fakat 4. Alexios da vaatleri yerine getiremediği için kaçmak durumunda kalır. 13 Nisan 1204'te İstanbul düşer ve Haçlılar İstanbul'u yağmalar, tahrip eder ve daha sonra burada bir Latin krallığı kurarlar. İstanbul'dan kaçan hanedan mensupları muhtelif bölgelerde tutunarak imparatorluğu yaşatmaya çalışırlar. 3. Alexios'un damadı Theodoris Laskaris İznik merkez olmak üzere Batı Anadolu'daki Bizans topraklarında hükümdarlığını ilan eder. Alexios ve David Komnenos kardeşler ise Trabzon'dan Sinop'a kadar Karadeniz kıyısını ele geçirirler. <laughs> 2. Süleyman Şah, Ankara'yı alıp Melik Mesud'u bertaraf ettikten birkaç gün sonra 6 Temmuz 1204'te ölür. İkinci Süleyman Şah, 8 yıllık kısa hükümdarlığında Türkiye Selçuklu Devleti'ni devre aldığından çok daha ileri bir noktaya taşımıştır. Kılıç sahip olduğu toprakları birleştirmekle kalmayıp sınırlarını Gürcistan'a kadar genişletmiştir. Süleyman Şah'tan sonra çocuk yaştaki oğlu 3. Kılıç Arslan tahta geçer. Üçüncü kılıçarsan bir yıldan daha az bir süre tahta kalır. Babası zamanında devlete tabi olanların durumunda herhangi bir değişiklik olmaz ve onun hükümdarlığı devlette herhangi bir sarsıntı yaratmaz. Hatta Isparta bu dönemde Selçuklu topraklarına katılmıştır. Ancak Bizans'ın 4. Haçlı Seferi dolayısıyla içerisinde bulunduğu durum ve Anadolu'da oluşan yeni siyasi denklem devletin bir çocuktan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu nedenle devletin önceliklerini gözeten Ümera, Keyhüsrev'in eski adamlarından Hacip Zekeriya'yı Keyhüsrev'i devletin başına geçmesi konusunda çağırması için İstanbul'a doğru yola çıkarırlar. Keyhüsrev, Haçlıların İstanbul'u kuşatmasından ötürü kayınpederi Mavru Mezes'in yanında İstanbul yakınlarında bir adada bulunmaktadır. Hacip Zekeriya, Keyhüsrev'i bulur ve Ümeyra'nın tahta geçmesi konusundaki davetini anlatır. Daveti kabul eden Keyhüsrev, 3. Kılıç Arslan ile yaptığı anlaşmanın bozulmasını istemeyen Laskaris engeliyle karşılaşır. Keyhüsrev'in geçmesine izin verilmesi karşılığında Ladik ve Honas çevresi Laskaris'e bırakılır. Daha sonra Keyhüsrev Uluborlu'ya gelir. Uluborlu ve çevresinden topladığı orduyla Konya önlerine geldiğinde ise Konya halkının kendisine karşı ciddi bir hazırlık ve mukavemetiyle karşılaşır. Bu durum halkın 3. Kılıç Arslan'a karşı sadakatinden kaynaklanmaktadır. Keyhüsrev şehri kuşatır ve etrafını yağmalar. Devlet Erkan'ı yeğeninin hayatına dokunmamasını rica ederek Konya'yı Keyhüsrev'e 1205 yılında teslim ederler. 8 yıl sonra yeniden Selçuklu tahtına oturan Keyhüsrev, 3. Kılıç Arslan'ı Tokat'a gönderme kararı alır. Fakat 3. Kılıç Arslan buraya doğru giderken yakalanır ve Gavale Kalesi'nde hapsedilir. Keyhüsrev, oğlu Keykavus'u Malatya, diğer bir oğlu Keykubad'ı Tokat ve bir diğer oğlu Keyferidun'u Koylu Hisar'a melik olarak tayin eder. Keyhüsrev'in ikinci Saltanat döneminde Süleyman Şah zamanında Selçuklu'ya tabi olan tüm hükümdar ve beyler bağlılıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Keyhüsrev, İznik istikametinden emin olmak için Denizli ve Honas çevresini Laskaris ile anlaşarak Melik ünvanıyla kayınpederinin idaresine verir. Laskaris de Trabzon'daki Komnenoslar ve Latinler karşısında zor durumda kalmamak için Keyhüsrev ile anlaşmıştır. Komnenosların Karadeniz limanlarındaki gemileri yağmalamaları, Doğu Batı ve Kuzey Güney ticaret yollarını tamamen tıkamıştır. Keyhüsrev bu nedenle Alexios Komnenos ile savaşmak durumunda kalır ve Alexios'u yenilgiye uğratır ve ticaret yollarının emniyetini sağlar. Karadeniz'de durum böyleyken Anadolu ticaret trafiğinin güneydeki en önemli giriş çıkış kapılarından biri olan Antalya'nın idaresini Bizans'taki otorite boşluğu ve kargaşadan faydalanan Aldo Brandini adlı bir İtalyan ele geçirir. Aldo Brandini, Mısır ve Avrupa'dan gelen tüccar kafilelerini soyarak Anadolu'daki ekonomik hayatı sekteye uğratmaktadır. Keyhüsrev bu meseleyi halletmek üzere Antalya üzerine yürür. Aldo Brandini'nin yardımına Kıbrıs Haçlıları gelir ve Keyhüsrev kuşatmayı kaldırıp geri çekilir. Fakat daha sonra haçlılarla Antalya'nın yerli ahalisi arasında anlaşmazlık çıkar. Antalyalılar Selçuklu kuvvetlerine haber göndererek şehri teslim edeceklerini bildirirler ve 5 Mart 1207'de Antalya Selçuklu tarafından ele geçirilir. Bunun hemen ardından Keyhüsrev ticaret hayatını geliştirmeye yönelik tedbirler almaya devam eder. Son olaylar yüzünden zarara uğrayan tüccarların zararlarını devlet hazinesinden öder. Ülke farkı gözetmeksizin ticaretten alınan vergileri kaldırır. Ayrıca Kıbrıs Haçlı Krallığıyla da ilk ticari anlaşmayı 1. Keyhüsrev yapar. Anlaşma, iki ülke tüccarlarının birbirlerinin topraklarında serbestçe ticaret yapabilmesi ve gümrük vergilerinde indirim sağlamaktadır. Keyhüsrev 1209 yılında önce Maraş'ı kuşatıp alır. Daha sonra Pertus Kalesi'ni alır ve bu sırada Kilikya Ermenileri Kralı Leon'un oğlu Kirkor'da esir düşmüştür. Torosların ötesine geçilerek birçok yerin fethedildiği bu sefer Leon'un barış istemesi ve kışın bastırması üzerine tamamlanır. Leon ele geçirdiği esir ve ganimetleri iade etmek, tazminat ödemek ve tabiyetini devam ettirmek şartıyla anlaşmaya mecbur kalmıştır. Böylece Leon'un saldırıları yüzünden güvenliğini kaybeden Anadolu-Suriye yolu emniyete kavuşmuştur. Bu sırada Bizans'ın eski imparatoru 3. Alexios, Laskaris'in elinde bulunan İznik tahtını ele geçirmek için Selçuklu Sultan Keyhüsrev'in yanına gelir. Keyhüsrev, 3. Alexios ile birlikte büyük bir ordu kurarak İznik'e doğru yola koyulur. Bunu haber alan Laskaris'te Kıpçak ve Germen askerleriyle takviye edilmiş bir orduyla Selçuklu Sultanına karşı harekete geçer. 1211'de Alaşehir'de iki ordu karşı karşıya gelir. Selçuklu ordusu Bizans ordusuna büyük kayıplar verdirir. Selçuklu ordusu mağlup Bizans ordusunu kovalarken korumasız kalan birinci Keyhüsrev öldürülür. Keyhüsrev'in öldürülmesi Selçuklu askerlerinde paniğe yol açar ve askerler kaçışmaya başlar. Bunu fırsat bilen Bizans ordusu Selçuklu ordusuna ağır kayıplar verdirir ve Selçuklu ordusu yenilgiye uğrar. Laskaris verdiği kayıplar yüzünden Selçuklu ordusunu takip edemez ve toprak işgal edemez. Laskaris babasının ölüm haberini alıp tahtı ele geçirmek için yola çıkan ve Malatya'dan Kayseri'ye gelmiş bulunan Kaykavus'a barış teklifi içeren bir mektup gönderir ve Kaykavus bu talebi kabul eder. Keyhüsrev kısa ama çok başarılı geçen ikinci saltanat döneminde Antalya'nın fethi ve sonrasında yaptığı uluslararası ticaret anlaşmalarıyla ülkesinin iktisadi gelişimine büyük bir ivme kazandırmıştır. 1192'de başa geçen Keyhüsrev, birinci saltanat döneminde Bizans'a yönelik bir siyaset yürütmüştür. 1196'da Ladik ve Honaz'ı almıştır. Keyhüsrev, Sivas, Kayseri ve Aksaray'ı alan Süleyman Şah'ın Konya'yı kuşatması sonucu tahtı 1196'da Süleyman Şah'a bırakır. Süleyman Şah ilk olarak Niksar ve Amasya'yı alarak ülkeyi büyük ölçüde tekrar birleştirir. Samsun limanına yağmalayan Bizans'ı vergiye bağlar. Kilikya bölgesini Adana'ya kadar ele geçirir ve Kilikya Ermenilerini vergiye bağlar. 1201'de Malatya'yı zapt eder. Erzurum'u alır ve Saltuklu Hanedanı'na son verir. 1204 yılında Ankara'yı alır. Bu sırada 4. Haçlı Seferi başlar ve 1204 yılında İstanbul, Haçlılar tarafından ele geçirilerek burada bir Latin Krallığı kurulur. Süleyman Şah'ın 1204 yılında ölümünden sonra 1. Keyhüsrev'in saltanatının ikinci dönemi başlar. Kayı Hüsrev 1207'de Antalya'nın fethi ve sonrasında Kıbrıs Haçlıları ile yaptığı uluslararası ticaret anlaşmalarıyla Selçuklu'nun iktisadi gelişimine ivme kazandırır. 1209'da Kilikya Ermenilerinin elindeki Maraş'ı ve Pertus Kalesi'ni alan Keyhüsrev, Hüsrev 1211 Alaşehir Savaşı'nda öldürülür. Bu programda şehzadeler arasındaki taht kavgalarının sonuçları neler olmuştur? Keyhüsrev'in Hüsrev'in birinci saltanat dönemi nasıl gerçekleşmiştir? İkinci Süleyman Şah ülkede merkezi otoriteyi yeniden nasıl kurmuştur ve Keyhüsrev'in ikinci saltanat döneminde neler yaşanmıştır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Türkiye Selçuklu Tarihi ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.